Ömür dediğin yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğin. Vay, vay. İnsanoğlu sakın bu dünyaya güvenme, aldanırsın. İki nefesten ibaret ömür dediğin. 39 40'lar 41'ler 42'ler kıtlık senesiydi. Ekmek yok, un yok, yiyecek yok. Ot yediğim zamanlar oldu kızım. Yoksuzluğu gördüğüm için, öksüzlüğü gördüğüm için ona göre türkülerimi ben ayarlardım. Millet de severdi. İki nefesten ibaret ömür dediğin. Niğde'nin İçmeli köyünde doğdum. Anasız babasız yetim büyüdüm. 5 yaşında annemi, 6 yaşında da babamı kaybettim. Anne annemin, dedemin yanında büyüdüm. Fakat anneannem çok seviyordu, Allah rahmet eylesin. O hissettirmiyordu bana. Üzerimde çok duruyordu hanım. Sesim de güzel olduğu için o zaman düğünlerde falan 10 kuruş veriyorlardı. 5 kuruşla çocuk değil mi? Türkü söyletiyorlardı. 8 yaşında falan okul açıldı. Beni şey yaptım, hoca dedi git oğlum seni evlendirsinler. Sen geçmişsin zamanın dedi. Oradan çocuklardan bir tanesi dedi ki hocam onun sesi çok güzel. Bir tane hocaya türkü söyledim. Kayıtsız. Oğlum dedi devamlı gel. İşte 3 sene falan okudum galiba. Espri de yaparım ne kadar okudum falan dedi. Birinci sınıfta 9 sene okudum derim. Ya millet hanım benim espriler bilirler falan. Okul hayatım o kadar. Yani bizim zamanımızda okulda yoktuk bizim köyde. Yoksulluk acıları çektim. Yoksulluktan başka daha bundan büyük acı olur mu ya? Ekmek yok, yiyecek yok ya. Nenem rahmetlik bir şey bulur gelir, bir bulgur misal. Bir çorba yapar önümüze kur. Birer kaşık, ikişer kaşık. En sonunda dedem fakir. Benim hani sesim, saz, bir tane saz buldular. Saz çalmaya başladım ben. Fakat işte alttan, yukarıdan falan karıştırıyorum. Para kazanmaya başladım. Yani yokluğu biraz attık dışarıya. Güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Çalgıcılar falan geliyor düğüne o zamanlar. Hani onlara imreniyorum falan. Ben de böyle bir çalabilsem falan gibi. O duygularla bu işte de muvaffak olduk. Dedem tespit etmiş koya. Fakat dedem göremedi. 5 kuruş, 6 kuruş tütünün paketi. Başka sigara falan yoktu o zamanlar o tarihlerde. Tek tütün. 6 kuruş, 5 kuruşu bulur garibanın. 1 kuruş bulamaz. Gezinir. Eksikte tütün verilmez tabii. Ve yani dedem beni çok iyi tespit etmiş ama rahmetlik görmedi zamanla. Biz Ali Ercan olduk. Ne olurdu derim içimden. Yaşasaydı da ona bir kolu sigara tütün alsam da önüne koysam da doyasıya içseydim. Ercan Mecnun gibi dağlarda dolaşır.
kimisi de ölüm yokmuş gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi trilyonlara karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya. Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya. Birler kırk ikiler kıtlık senesiydi. Ekmek yok, un yok, yiyecek yok. Yok, kıtlık senesi. İkinci Cihan Harbi. Denir ya, duyarsınız. Ot yediğim zamanlar oldu kızım. İşte onların yanında 13 yaşına kadar, işte bu biraz önce anlattığım bütün o yoksulluğu yaşadım. Yani bir saat canlı şahidim. Yoksulluğu gördüğüm için, öksüzlüğü gördüğüm için ona göre türkülerimi ben ayarlardım. Millet de severdi. Şimdi sazı ilerletmek istiyorum artık. İyi bir üstad. Benim teyze oğlu vardı, Allah rahmet eylesin. O dedi ki ben İstanbul'u çok iyi biliyorum, gel gidelim beraber. O gidiş aşağı yukarı 3 sene falan İstanbul'da kaldım. Dediğim gibi İstanbul Radyosu'nu kazandım. Ayda 2 defa 15'er dakikalık şey veriyorlardı, program veriyorlardı. Çalıp okuyordum. Deneme yayınlarıydı o zaman İstanbul Radyosu. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Bu meyanda da şeyden İstanbul'dan Bayram Aracı diye meşhur bir saz çalan, onun da plaklarını duyuyorum. Köyde bir adamın geliyor. Ona biraz daha özendim falan. Daha önceleri de bizim bu Niğdeli Refik Başaran diye çok sevilen eski ozanlarda o vardı. Onun plaklarını bütün iki defa çaldılarım, beynime yerleştirirdi. Bütün repertuarı Refik Başaran, Niğde'nin eski türküleri, sonradan kendimi yazıp kendim de bestelemeye başladım. Son zamanlarda artık 25'lerde filan, 25 yaşlarında filan. Çokları diyor ki sen ilerisinde çok iyi bir sanatçı olursun. Mesela cesaret veriyorlar. Olursam bir çalışmak lazım tabii. Köyde mesela olur mu? Ancak bir köy çalgıcısı olurdum. Bir Ali Ercan olmak kolay mı? Ondan sonra mesela çok eserler çıkardım piyasaya, plaklar. Orada benim plaklar satıldı. Kendi adıma şirket kurdum. Ondan sonra kasete dönüştü. Ondan sonra CD'ye dönüştü. Son zamanlarda da internet çıktı. Bizim sektör olduğu gibi 260 tane şirket kapandı. Ya Muhammed canım arzuları, arzuları seni Medine'ye varamadım. Kabiliyet meselesi ya. Bende bir kabiliyet varmış. Hani ses güzel olduğu için saza mesela elini alıyor, şuraya bastım, ha ediyor misal, oraya geçiyor, buraya geçiyor. Ha, şuradan buraya bağlantı yapıyor. Türkünün mesela. Sonra zamanında da ustalar gördük, biraz daha ilerlettik filan sonra da falan. İlk başlangıç böyle başladı. Benim en son ilk okuduğum, şey yaptığım Karakaş Gözlerin Elmas. Zeki Müren muazzam okurdu. Bu Türkiye'de okumadık sanatçı kalmadı bu parçayı. Duydunuz değil mi bu parçayı? Evet. Arkasından Adaletin Bu Mu Dünya? Bu da çok meşhur. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Bu da çok meşhur. Soğan ekmek yiyelim dön gel Zeynep'im. Bu da çok meşhur. Böyle sırayla gider artık. İlk parçanızı hatırlıyor musunuz yazdığınız? İlk parçayı bir yerden derlemiştim, kendim düzenledim. Adana'ya bir kız geçti gördüm. Şöyle bir seslendirir misiniz artık? Of of
Ereğli'den çıktın sökün eyledi. Arayatı çiftehanı boyladı. Zalım felek ne etti de eyledi, eyledi. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Rahmetlik merhum Sabancı, birkaç kişi böyle bir sohbetlerinde tesadüfen de aralarında bulunuyordu. İçlerinden bir tanesi dedi ki, ya Ercan, şu senin eski türkülerden bir dörtü bize hatırlatsan. Ay doğmadan ak köprüyü geçtin, gün doğmadan ah yüzünü aştın mı? Şekerlerinden bir su içtin mi? Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Aa dedim, 50 sene kızı aradım, kız gitti elimden dedim. Şeker pınarının suyunu da sen aldın, benim halim ne olacak dedim. Şeker pınarı Niğde'ye bağlı. Rahmetlik bir hayli güldü. Şeker pınarından bir su içtin mi? İçtin mi? Buralardan bir kız geçti gördün mü? Askerliğim geldi artık. Asker olacağım diye buraya geldim. Bu miyanda da buranın yerlisi Niğde'nin yerlisiyle evlilik yaptım. Amcamın komşusuymuş. Nasipmiş. Oldu. Evlendik. Beni çok güzel giydirirdi. Kendisi terziydi. Sonradan terziye bir şey yapmış. Çok güzel beni giydirirdi, kuşatırdı. Piyasaya. Mesela sahne hayatım yok benim. Ama toplum hani yavaş yavaş tanıdığı için işte dediğim gibi şirket kurdum. Ben şirketi çalıştırdım. Şirketten sonra işte öyle bu dedi, rahmetlik bana destek oldu yani. Hani bir defa giymesini kuşanmasını bilmezdik ki biz, bacağımızda bir şal var çocukluğumuzda. Bunları biz yaşadığımız için. Bu kadıncağız bana şehir şeysi. O şeyi bana şey yaptı ya, çok faydası oldu yani. Müzikten ilgisi yoktu pek. Yoktu. Dinlerdi işte arada. Mesela kelimelerde bir noksan falan olursa şöyle yapsan daha iyi olmaz mı derdi. Misal. Rahmetlik biraz kıskançtı. Hani biz biraz meşhur olduk ya. Hani kadınlar madenler telefon eden olur. Veyahut da bilmem ne. O yüzden biraz ufak tefek bir münakaşa olurdu tabii. Çok zamanlar da beni bırakmazdı. Benimle beraber gezerdi, giderdi yani. Mesela İstanbul'da. Çok zaman dükkana gelirdi. Vallahi gelirler işinde plak tabii. Sesi güzel olanlar işte plak yapmak ister. Bilmem ne, bunları bildiğinden gelirdi. Çok zamanlar dükkanda ömür geçti. Olmazdı ya, 3 tane çocuk olduydu artık. Çocuklarımı bırakamazdım. Allah'a şükür benim bir de içimde bir inanç duygusu vardı canım. Bir de onu da taşıyacaksın kızım ya. Değil mi? Ya Allah'ın yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Karankaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olup kimseler almaz. Anana bak, gör halini. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah bile kalbi yıkmaz. Öldürücü gözle bakma. Rahmetlik oldu. Fakat üzüldüm. Sana 3 ayda baktım kendisine. Kanserdi. Kaybettim. 4. seneye. Ben emsaldi, 84 yaşında vefat etti. 3 çocuk, 2 oğlan, 1 kız. 3'ü de durumları iyi, çok iyi okuttum. Ben kendim okuma heveslisiydim. Nasip olmadı ama çocuklarımı, torunlarımı, bütün varımı onlara sarf ettim. Allah'a şükür. Kimisi doktor oldu, hepsi üniversiteyi bitirdim. Ana rahmindeyken canını verdim. Allah soracak bunu. Bütün yarattığı kullara soracak.
isterse ateist olsun, isterse ne olursa olsun, verdi yarattığım kulların rızkını veririm diyor Allah. Ama hesabı da sorarım. İnancımız böyle bizim. Tamam mı? Mesela bak, ana rahmindeyken canını verdim. Noksansız bir vücut hem akıl verdim. Sana bu ömürü emanet verdim. Nerelerde harcadın derse ne diyelim? Ama kendi yolunda harcadıysa. Onun için bunlar, ben şimdi bu yaptıklarım çağrıdır Türkiye'de. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Plak işi bittikten sonra benim içimde bir dert, bu duygular vardı. Mesela İslami duygular. Nenem rahmetli, mübarek bir hanımdı mesela, Allah rahmet eylesin. Onda bir çocukluk şeysi vardı bende. Ben kendi kendime dedim ki ben 30-35 senedir bu tarafa hizmet verdim. Bir de dedim bu tarafa. İlk olarak 78'de hacca gittim. Ben Resul'den çok memnunum. O da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab. Ben Resul'e doymadım ki. Haçtan döndükten sonra kaset yetişmedi. İkinci bir Ali Ercan diyenlerin karşısına dikildi. Ondan sonra da işte bir hayli çalışmalar yaptım ve dediğim gibi çağrı. Bu arzumu Muhammed'e hacılar söylena. Çağırsın şu gidemeyenlerde yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ondan sonra da film. Ondan sonra da işte üç tane Ali Ercan. Türkücü Ali Ercan, ilahici Ali Ercan, filmci Ali Ercan. İbrahim Tatlıses, Allah iyilikler versin, o dedi ki baba dedi ya, sen dedi bu işleri iyi becerdin dedi ya. Nereden nereye? Ondan sonra da şirket kurdum diyorum, plak şirketi. Plak şirketi kendim okudum, kendim sattım. İlk önce bir anlaştım, bir şirketten anlaştım, plak anlaşması. Bir plak okudum, adam bomba gibi patladı plak. Her bir plağımdan zengin oldu. İki taraftan dediler ki ya Kayseri'ye yakın, Nidelisin sen, esnafsın. Kendin kur şirketi, kendin oku, kendin sat. Gerçekten de öyle. Mesela bak, soğan ekmek yiyelim Döngel Zeynep'im, o bu Almanya işi yeni gidiyordu. Bütün millet tabii dertli. Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttun. Ayşen'le Fatma'nın boynunu büktün. Altaylık Ahmet'i nasıl unuttun? Yalan ekmek yiyelim dön gel Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Seninle kavlimiz böyle miydi Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im? Çocuklarım seni istiyor Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Mevzuları ayrı ayrı ben mevzu artık işledim mesela. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Yani çeşit çeşit artık konular araştırdım. Milletin hoşuna neler gidiyor? Öyle rastgele türküler yapmadım. Kabiliyet meselesi artık. Tahsil maksil şey değil benim başta diyorum. İlk sene falan okula gittim. Ama değindim. Mesela bak şimdi Ömür dediğim programında bak bu yaşımda yine şimdi 2-4'lük Ömür dediğim programdan sana okuyacağım. Bir tek nefes aldım
doğdu dediler, bir tek nefes verdim öldü dediler. Bir kuş gibi konup uçtu dediler. İki nefesten ibaret ömür dedin. İnsanoğlu sakın bu dünyaya güvenme, aldanırsın. İki nefesten ibaret ömür dedin. Sonunda da bastonlara dayanırsın. İki nefesten ibaret ömür dediğin. İki nefesten ibaret ömür dediğin. Dedim, bir tek nefes aldım doğdu dediler. Bir tek nefes verdim öldü dediler. Bak, bir kuş gibi konup uçtu dediler. İki nefesten ibaret ömür dedi. Yalan mı? Doğru. İşte bitti bu zaman. Bana hani küçük yaşta annemi babamı almış ya, Rabbim bana o kabiliyeti içime yerleştirmiş ya. Sinek kanadını kıpırdatamaz Allah'ın emri olmazsa. Allah'ın dediği olmazsa, değil mi? İnancımız var elhamdülillah. Ya mesela ondan sonra da namaza teşvik ettim, hacca teşvik ettim insanlığı. Haram helalları bırakın dedim. Ben de aranızda çok bulundum. Ben de hatalar yaptım. Bir defa hata, şirk koşma, kul hakkı yeme. Rabbimiz öyle diyor. Bunun haricinde yer gök dolusu günahım olsa istersem affederim diyor. Ne güzel şey ya. İşte bunları aşılıyorum. 30 senedir, 35 senedir. Kasetlerle, plaklarla, şimdi CD'lerle, şimdi internette her şeyde çıkar. Çok. Şimdi bütün şarkılarla, türkülerle ömrüm geçti. Kalan ömrümün bir kısmını da ilahilerle geçirmeye karar verdim. Ne demişim orada? Dünya imtihan dünyası, ne şöhret ne de parası, namazladır diploması. Diplomana bakar bir gün. Aray aray bulsam izini. Aray aray bulsam izini. İzinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Ömer Halis Demir, kızım 15 Temmuz'da bildiğin gibi şehit oldu. Ben de bunu çok severdim. Bütün duygularımı iki dörtlük şiir halinde ağıt yazdım. Ömer Halis Demir'i. Ancak ben de şehit olunca bildim. Hani bizim memleketimiz hemşerimiz ama sonradan ben hemşerimiz olduğunu bildim, anladım, duydum. Ve ona bir ağıt, iki dörtlük bir ağıt yazdım. Çok büyük işler becerdi kuzum yavrum. Canını verdi ya. Canını verdi. Buna yazılmaz mı yavrum? Bundan bahsedilmez mi ya? O gece büyük bir destan yazdı Ömer Halis Demir hemşerim. Bir Türk dünyaya bedel insanlık duysun. 15 Temmuz'da ispat etmiştir Ömer. Yüce Rabbim senden razı olsun. O anda can aldın, can verdin Ömer. Resulullah ile de komşu olasın Ömer. Gerçekten çok severmişsin vatanını, bu millete feda ettin canını, canını. Yoksa Hazreti Ömer adaşın çağırdı mı seni? O anda can aldın, can verdin Ömer.
Resulullah ile de komşu olasın Ömer. Yüce Rabbim senden razı olsun Ömer. Elhamdülillah öyle de fazla biz ne zenginlik bekledik ne de yoksulluk. Ne yoksul ne zengin. Öylece ömrüm böylece geldi geçti gitti. Sorarlar kaç yaşındasın? Hasta değilim. Paran pulun borçlu değilim derim yürürüm. İki soru. Bu yaşa geldikten sonra her şeyden soğuyorsunuz ya. Ben şimdi dünya paraymış, pulumuş, şuymuş, böyle hiç umurum da değil. Benim 4 günlük ömrüm var. Ne yapacağım da düşüneceğim ki? Hani ufak tefek işte ibadetle falan mümkün olduğu kadar vakit geçiriyoruz o kadar. Şimdi neler? Böyle arada işte bir Kur'an patçat böyle. Tam seri olarak okuyamam da. Ona öğrettiler sağ olsunlar. Ona bir ara ben bir göz gezdiririm. Tefsirleri var. Onları şöyle arada bir okurum. Burada yalnız yaşıyorum. Bu şimdiki kadın sağ olsun bu bir yerde benim akrabalarımın yanında çalışır. Onlar da müsaade ediyorlar. Geliyor arada buralar temizleyip işte gidiyor. Zaten yakında da dönerim. Seni bekledim zaten. Her Eylül'ün 15'inde dönerdim ben İstanbul'a. Gençler zaman geliyor ya karşı çıkıyor. Değil mi? Dedesini, babasını diyenler var. Hani bunlar burada biz bize konuşuyoruz. Bu gençlere diyorum ki oğlum ananıza babanıza hürmet edin. Mutlaka sizler de yaşlanacaksınız diyorum. İhtiyarlık benim de geldi başıma. Ölmeden yazıldı mezar taşıma. Bana gülen yaşlanınca sevilmez çocuk oldu. Benim bir doktor vardı da İstanbul'da her gün gezerdi bu adam 2 saat yürürdü. Bir gün koluma girdi Ercan gel seni gezdim. Dedim ki doktorum ben dedim günde 80 merdiven 3-4 defa iner çok. Bırakıverdim. Oho dedi sana yeter o dedi. Her gün en az 2-3 defa iner çıkarım. Mesela öğlenden bir pazar öğle namazına giderim. Bir indim çıktım. Sabahleyin bir indim çıktım. Ondan sonra da dostlar dolaştım. Tekrar bir daha geldim. En az 3-4 defa iner çıkarım. Allah'a şükür. Yaşlılığımı ben hissetmem. Ben yaşlı değilim diyorum. Gencim ben ya. Elhamdülillah hayatımda ben doktor görmedim. Doktor bilmem. Ben bu yaşıma geldim daha bir doktor bilmem. Çok sevdiğim, tanıdığım doktorlarım var. Mesela torunum doktor. Dede, bırak oğlum. Bana bir hastalık bulursunuz, moralimi bozarsınız derim. Şimdi bende bir defa hırs yok. Hırs insanları şey yapan, hırs, para hırsı, mal hırsı. Doğru mu? Heh. Bu yok bende. Şu bina... Benden yaşı neredeyse aşağı yukarı 60 yaşında bu bina. Ben burayı o zaman o plak zamanı yaptırmıştım. En iyi güzel bir binaydı burası Niğde'de. Hep eski evlerdi. Şimdi burası eskiye düştü. Mesela geldiler ya burayı yıkalım falan. Oğlum ben burada emeğim var. Gözüm var. Buraya karşı benim bir sevgim var. Ben ölünceye kadar duracak derim. O kadar. İşte dediğim gibi yazın gelirim, açarım. Biraz sonra da giderken de kaparıp giderim. Çoluşum İstanbul'dalar hepsi canım. Şimdi 7-8 tane, dur bakayım 2-4-7-8 tane torun var. Torunların hepsini üniversiteyi bitirttirdim. En küçük torun. Bu sene işte o da başlıyor. Hepsini okuttum ben kendim okumadığım için biraz önce de dedim ya. Ben sana vakit geçiremiyorum dediler değil mi? İbadete sarılanlara diyorum ki bak. Zaten zaman geçer. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Zaman bitti işte. Bunları tatbik ediyorsan, bunların arkasından da dini bazı şeylerde bir okuma hevesin varsa, zaman bitti gitti kızım ya. Hiç onları aramam ben. Kendim yemeğimi de kendim yaparım çok zamanlar. Allah'a şükür.
Rahmetlin zamanında çok zamanlar o rahatsızdı tabii. Ben yapardım, önüne koydum. Ya yaşlılık ne de olsa yaşlılık yaşlılıktır ya. Yaşlı, yaşlıyık işte ne bileyim. Hani tesellidir. Hani ben diyorum ki işte filan. Ben kendime de inanmam. Şu da biz bir şey. Yaşlılık. İnsan eski gibi olur mu bunun 25 yaşında, 30 yaşındaki beyine? 85 yaşında, 84 yaşındaki adam. Bir olur mu ya? Yaşlılık, yaşlılık, yaşlılık işte kuzum ya. Ya şimdi yaşım iyi. Şimdilik bir kimseye ihtiyacım yok. Ama ilerisi de Allah bilir. Ne olacağımızı Allah bilir. Öyle değil mi? O kadar. Hani bizi kestiremeyiz. Gelecek çünkü ne yapılacak? Huzur evinde bir çekim yaptık geçen sene. Ne oğluna güven ne de kızına diye bir parçanı orada çektim. Vallahi şimdiki huzur evleri saray. Şahane ben eski huzur evlerinde de. Hani gezerdim, meraklıydım. Diyorum ya geçen sene Bahçeli Evler huzur evine gittim. Saray. Mis gibi yemekleri, mis gibi yatakları pırıl pırıl. Huzur ev denmez ki. Gider misin? Allah göstermesin yani. Ama naçar kalınırsa gider kızım. Şimdilik daha hissetmeyiz öyle bir şey. Yavrum derdi benim koca karnı rahmetli nenesi. Sevilmez çocuk olun oğlum yaşlanınca. Yaşlanınca asla derin olmuyor. Ülema da olsan dinleyen olmuyor. Paran da yoksa hatırın sorulmuyor. Dünyada yürüdük kuş doğuyorduk. Yaşlanınca pek itibar göstermezler yaşlılara ya. Gençler biraz daha falan. Değil mi bana? Bu dünyanın şeklini biliyorsun sen yavaşçık ya. Yetmez istemez tabii. Gözünü buradan açmış. Şurayı ben işte yıktırım ya, kıyamıyorum ya. Örnek işte ya. Tabii evin evi gibi olur mu ya? Değil mi yani? Evi gibi olur mu bir tanem ya? Sen şimdi orada burada geziyorsun. Evin kadar rahat eden mi? En kral otellerde yat. Bilmem ne bilmem. Sadece Allah'ıma derim ki ya Rabbi bana son nefesimde eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bu kelimeyi bana nasip eyle derim. Son nefesim. Yaşıtlarım birer birer ölüyor. Yeşil yaprak kara kamrak dostlarıma haklarım helal olsun. Tek dileğim Rabbim günahlarımız af olsun. Dünyaya ev tapmadım ben, şey yapmadım, sevmedim. Parayı sevmedim ben. Ben çok para kazandım plak camiasında. Çokları bilir eski sanatçılar falan. Kim, çünkü kendim sattım, kendim şey yaptım, kendim okudum. Eser parası yok, saz parası yok, söz hepsi benden. Buna rağmen tutmadım parayı. Ben Allah'a diyor bu malın hesabını veriyorum. Ya Rabbi dam bir tana iki. Ali Ercan bu dünyadan giderken Medine'ye varamadım. Arayı arayı bulsam izini. Doyamadım Muhammed'e gibi bunları bırakacak. Bunları bırakacak. Bunları tatbik edenler de devamlı Allah rahmet eylesin iyi insanıdı diyecekler. Öyle ümit ediyorum. Seviyorum Türkiye'mi, kimse bölemez ülkemi. Minaresi, camileri en güzel süsün Türkiye'm.
Gençlik bu bayrağı tanı, boyası şehitler kanı. Esirgeme emeğini, canım fedadır Türkiye'm.